Mutlu günler kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda beslenmeden bahsedeceğiz ve yine güzel diyetisyenimiz bizlerle birlikteler. Güler yüzlü diyetisyenimiz diyoruz. Büşra Çengel bizlerle birlikte olacaklar. Beslenmede yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Çocuklardaki beslenmemizden bahsedeceğiz. Öncelikle kıymetli hocamıza soralım. Beslenmede yaptığımız hatalar nelerdir? Evet, öncelikle Arasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Bugün yine dolu dolu bir program olacak. Yine çocukları konuşacağız, obeziteyi konuşacağız özellikle. Evet. Öncelikle beslenmede yapılan hataları konuşalım. Çünkü gerçekten bu çok geniş bir konu. Ve diyetisyensiz yürütülmemesi gereken bir konu. Birçok şeyler duyabiliyoruz. Zaten sosyal medyada bu zayıflama konusu çok dönüyor biliyorsunuz. Çok bilgi kirliliği var. Kesinlikle çok fazla, çok geniş bir havuz özellikle. İlk yaptığımız hata kendimizi aç bırakmak. Kesinlikle. Çünkü her pazartesi bir diyete başlanır, evet. Ve salı günü bozulur o diyet. Pazartesi sendromları yaşarız. Kendimizi çok fazla aç bıraktığımızda bir sonraki öğün aslında fark etmeden birden yemeğe saldırıyoruz. Ve çok fazla kendimizi kısıtladığımız zaman daha çok o yemeğe karşı bir eğilimimiz artıyor. Örneğin ben artık diyetteyim, hiç ekmek tüketmeyeceğim lafını çok duymuşuzdur. Evet. Ya da diyete girdim asla tatlı yemeyeceğim lafını da çok söylüyoruz. Bir şeyleri hayatımızda kısıtladığımızda aslında diyet demek olmuyor bu. Diyet yeterli ve dengeli beslenmek demek ve aslında her grupta az az miktarda belirli bir oranlar var bizim bu şekilde diye prosedürümüz var. Yazdığımızda aslında yeterli ve dengeli beslenme olmuş oluyor. O yüzden kişi kendi başına zayıflamamalı. Evet. Bu sayede tartıda eksi rakamını görüyor örneğin. Kendi başına diyet yapmaya çalışıyor. Tartıya çıkıyor, evet 2-3 kilo vermiş. İkinci hafta tekrar deniyor. Aa diyor, artık ben kilo veremiyorum diyor. Bunun en önemli sebebi aslında kas kaybediyoruz. Kendi başımıza diyet yaptığımızda yağdan değil kastan kaybettiğimiz için o kilo kalıcı olmuyor bizden. Bizim amacımız hastalığa göre özellikle kişi diyabet hastası olabiliyor, böbrek hastası bize gelebiliyor veya tansiyon hastası olabiliyor. Birçok hastalık bir arada olabiliyor. Evet. Bunların hepsini göz önüne alarak biz diyeti yazdığımız için kişinin özellikle bir hastalığı varsa ya da farklı bir sağlık sıkıntısı varsa değişik diyetler denediğinde gerçekten hayati risk oynayabiliyor. Lütfen bu gibi durumlarda gelin birlikte ilerleyelim. Hem yağ kaybı sağlayacaksınız hem hastalığınıza göre özel bir beslenme programı olacak. Çünkü her diyet herkese uymuyor. Evet. Nasıl parmak izimiz farklıysa diyet de bu şekilde farklı olmak zorunda. Kişinin işte fiziksel aktivitesine göre, yaşına, boyuna, kilosuna göre, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, bunların hepsini göz önüne alınarak geniş bir havuz çerçevesinde en ince detayına kadar analiz edip bu şekilde diyetlerimizi oluşturuyoruz. Diğer bir önemli hata, aslında az önce biraz değindim, ekmeği tamamen kesmek. Evet. Ekmeği tamamen çıkardığımızda hayatımızda maalesef ki kas kütlemiz azalmaya başlıyor. Hem o doygunluk hissi gelmediği için özellikle bizim kültürümüzde böyle ekmeği suya banmak vardır. O şekilde doyarız biz. Ekmeği tüketmediğimiz zaman da o doygunluk hissi oluşmadığından dolayı aslında birden kas kütlemizi kaybedebiliriz. O yüzden kişiye göre değişmekle birlikte bir iki dilim öğünlerimizde özellikle tam bu da ekmeği tüketelim. Herhangi bir sağlık sıkıntımız yoksa tabii kişi böbrek hastası vesaire, bunlar da ekmeğin türü değişebiliyor. Diğer bir konu aslında sabahları böyle kalktığımızda çok meşhurdur. İşte sirkeli sular içmek, limonlu sular içmek, değişik karışımlar yapmak. Eğer gastrit ve reflünüz varsa aman dikkat, bu gibi karışımları yapmayın. Ciddi anlamda midenize zarar verebilirsiniz bu gibi durumlarda. Bunlar zaten limonlu suyun yağ yakıcı bir etkisi olsaydı limonlar çok fazla satardı. Maalesef böyle bir etkisi yok, fakat güzel bir C vitamini kaynağı. Zaten sık sık lütfen check-up'larınızı aksatmayın. Gelin hastanede de check-up'larınızı yapın mutlaka. Sağlık sıkıntınız varsa erken tanı da çok önemli bu aşamada. Diyette de bu şekilde, eğer vitamin mineral eksiklikleriniz varsa daha zor zayıflanıyor. O yüzden genelde biz önce kan tarihine bakıyoruz. Evet. Herhangi bir vitamin eksikliği varsa dahiliye eşliğinde kullandığı ilaçlarla birlikte diyet daha başarılı oluyor. Bunun haricinde bir de bitki çayları var. Çok fazla tüketiliyor ve kış aylarına girdik şu anda da Büşra Hocam. Daha çok böyle sanki fazla tüketecekmişiz gibi geliyor. Kesinlikle.
Normal gündelik beslenmesini devam ettirip çok fazla bitki çayı tüketenler de var. Gerçekten 5-6-8 fincana kadar çok fazla bitki çayı tükettiğimizde değişik sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Örneğin yeşil çay evet güzel metabolizmamıza hız kazandırmada bir nebze de olsa etkili, fakat eğer bir tansiyon hastasıysanız ya da tiroidlerinizle ilgili bir sorun varsa yeşil çay tüketmeniz doğru değil. Yine bu şekilde kendi başımıza yaptığımızda, aslında bilinçsizce yaptığımızda, yine bu gibi noktalarda takılı kaldığımız için yine sağlık sıkıntımız ortaya çıkabilir bu gibi durumlarda. Onun haricinde eğer böyle çok fazla canımız tatlı istediği gibi durumlarda, aslında diyet süresince kendimizi diyoruz ki asla tatlı yemeyeceğiz. Şu kadar süre ben tatlı yemeyeceğim. Sonra birden bozuyoruz ve o hafta boyunca tatlı tüketiyoruz. Bunun yerine biz işte minik alternatifler koyuyoruz. Değişik tariflerle zenginleştiriyoruz. Kişiye özel tarifler planlıyoruz. Veya o gibi krizlerle nasıl başa çıkacağını aslında anlattığımız için her zaman diyetisyen eşliğinde zayıflamayı öneriyoruz. Eğer ki zayıflamak istiyorsak mutlaka diyetisyen kontrolünde olması gerekiyor. Çünkü şöyle, 50 kilo veren hastalarım var, işte 60 kilo veren hastalarım var. Tekrar kontrole geldiklerinde bir yıl sonra, iki yıl sonra bakıyorum ki kilosunu korumuş. Bıraktığımız kiloda devam ediyor çünkü artık alışkanlığı kazanmış. Bir şeyi fazla yediğinde nasıl onu dengelemesi gerektiğini artık biliyor. Ve neyi neyle, aslında yapboz neyi neyle değiştirirsem, bana kilo aldırmazı öğrettiğim için ben sadece, çünkü liste verip göndermiyoruz. Evet. Beslenme eğitimini de yeni bir alışkanlık da kazandırdığımız için artık hasta bir yılda geçse, iki yılda geçse o kiloyu geri almıyor. Peki verdiğimiz kilolarımızı nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor Büşra Hocam? Öncelikle eğer korumaya geçtiğimizde hasta zaten artık nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bir ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra geldiğinde aynı kiloya ulaşmış, aynı kiloyu korumuş oluyor. Burada tabii fiziksel aktivite de önemli. Kendi beslenme alışkanlıklarını değiştirdiği için artık daha küçük porsiyonlarla doyuyor. Tabii ki de canım çektiklerini de tüketiyor. Hani hiçbir zaman sevdiğimiz yiyecekleri tüketmeme gibi bir şansımız yok. Sevdiği yiyecekleri de tüketiyor, fakat bir şey fazla yediğinde onun nasıl şekilde harcaması gerektiğini bildiği için bu şekilde muhafaza ediyorlar kilolarını. Yine bu da diyetisyen eşliğinde oluyor tabii evet. ki. Evet. Peki bir gün göz önünde bulundurduğumuz zaman nasıl beslenmemiz gerekiyor hocam? Evet, tabii bu yine kişiye göre değişiyor, evet. Fakat sabah kalktığımızda mutlaka güzel bir bardak suyumuzu içelim. Önce bir kendimizi uyandıralım. Evet. Sonrasında sağlam bir kahvaltı çok önemli. Genelde kahvaltı yapmıyoruz biz. Direkt iş telaşıyla yola çıkıyoruz. Fakat kahvaltısız vücudumuzu uyandırmıyoruz. Kahvaltıyı yapıyoruz, vücudumuzun uyandığını anlıyoruz. Yine yumurtamızı, peynirimizi güzel bir şekilde tüketelim. Yanında bol yeşillik, domates, salatalık tüketebiliriz. Lütfen bunların üzerine tekrar yağ, limon, tuz eklemeyelim. Çünkü zaten gün içerisinde yüksek miktarda yağ alıyoruz vücudumuza. Yine 1-2 dilim, 3 dilim kadar, yine kişinin kilosuna, boyuna göre tam bu da ekmeği tüketebilir. Ara öğünlerimizi yapabiliriz. Yine ara öğünlerde çay, kahve, meyve veya yine bizim planladığımız minik tarifler olabiliyor. Öğlen yemeği yine ya bir protein kaynağı ya bir sebze kaynağı, yanında tahıl kaynağı olarak pilav, makarna da olabiliyor. Veya ekmek de olabiliyor. Akşam yemeği olarak yine öğlen örneğin sebze yemeği tükettiysek akşam protein kaynağı tüketebilirsiniz. Et, tavuk, balık gibi. Ama biz genelde böyle değişik tarifler verdiğimiz için kişi aslında bu diyeti keyifli hale getiriyoruz. Evet. Hep aynı şeyden sıkıldıklarından dolayı diyorlar evet bir farklılıkmış burada, buradaki diyetten bir farklıymış diyorlar. O yüzden keyifli geçiyor. Peki hocam, tabii ara öğünlerimizi atlamamamız gerekiyor. Ana evet. öğünler? Şöyle ki kişinin aslında hipoglisemi dediğimiz bir durum varsa veya şekerle ilgili bir sorun varsa, daha doğrusu ara öğünü yapmasını istiyoruz. Herkes de şart mı? Tabii ki de şart değil. Kişinin alışkanlığı yoktur. Herhangi bir sağlık sıkıntısı da yoktur. Ara öğün yapmasına gerek yoktur. Fakat böyle şekerle ilgili bir sorun varsa genelde 2,5-3 saatlik aralarla minik bir ara öğün yapmasını istiyoruz ki kan şekeri çok fazla dalgalanmasın. Yine ana öğünlerde mutlaka protein grubumuzu, tahıl grubumuzu, sebze veya protein kaynağımızı bulunduralım. Yanında yoğurtla birlikte, özellikle yoğurt yemeyi unutuyoruz fakat bel çevresini yine en önemli, en güzel şekilde yakan besinlerden biri de bel çevresindeki yağları yoğurttur aslında. Evet. Yine bol yeşillikli güzel bir salatamızı tükettiğimizde aslında çok da dengeli bir öğün olmuş olur. Ve Büşra Hocam, tabii biz Türk toplumu olarak çayı çok seven bir toplumuz. Evet, kesinlikle. Ve tabii çayı da açıkçası içerken de
bazen çok şekerli çaylarda tüketebiliyoruz. Şekersiz de içen mutlaka izleyenlerimiz vardır. Peki çayın içerisindeki şeker, çay tüketimi, sıvı tüketimi, şekerli tüketim nasıl olmalı? Şöyle ki evet, çay seven bir milletiz. Çok fazla kahvede tüketiyoruz fakat bunlar su yerine geçmiyor. Suyu su olarak içmemiz gerekiyor. Ve ben her zaman şöyle anlatırım kendi hastalarıma. Örneğin günde 5 fincan çay içiyorsanız, her birine 2 küp şeker atıyorsanız, gün içinde 10 küp şekeri elinize alın, bunu bu şekilde yiyebilir misiniz, yiyor musunuz diye sorduğumda hayır cevabını alıyorum genellikle. Ama fakat biz onu çayımızın içine karıştırdığımızda onu sıvı olarak vücudumuza içmiş oluyoruz, o kadar yüklü bir miktar şekeri ve bu direkt bel çevresi yağlanmaya sebep oluyor. Biliyorsunuz ki bel çevresi yağlanma maalesef ki kardiyolojik kalp hastalıklarına da sebep olabiliyor. Bunun yerine hani çayımıza, kahvemize şeker atmadan yanında kuru yemişle birlikte veya kuru meyvelerle birlikte değerlendirirsek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, ilk aşamada birden belki şekeri kesemeyebiliyoruz. Çünkü bazı kişiler diyor ki evet ben çay içiyorum, 5 şeker, 6 şeker atmadan o çayı içemiyorum. Evet. Bu gibi durumlarda birden zaten kişiden kesmesini bekleyemeyiz. Azalta 6 mı atıyor 3 taneyle, işte 2 tane mi atıyor 1 taneyle, bu şekilde azaltmayı hedefliyoruz. Fakat çok fazla içildiğinde özellikle çay, kahveler vücutta su tutabiliyor, ödem yapabiliyor. O yüzden ekstradan onun üzerine su içmek gerekiyor ödem tutmaması için, ama su yerine kesinlikle geçmiyor bu içecekler. Ve hocam tabii şu anda yine bizi ekranları başında izleyen ebeveynlerimiz var, annelerimiz var. Ve çocuklarımızın beslenme alışkanlığı, hep hazır yiyorlar, hazır yemekten mutlu oluyorlar. Peki çocukların beslenme davranışlarını, alışkanlıklarını nasıl değiştirebiliriz? Evet, özellikle bu dönemde çocuklar daha çok fast food'a yöneliyorlar. Evet. Ellerinde maalesef tablet, bilgisayar, hareket, fiziksel aktivite anlamında bir şey olmuyor. Hareketsiz bir toplum olduk. Hareketsiz bir toplum olduk. Gerek minikler, gerek bizler. Evet. Bu şekilde çocuklar artık sebze yemeği yemiyorlar. Daha çok evde abur cubur atıştırmaya başladılar. Buradaki en önemli kural aslında ailenin bir arada yemek yemesi, yemek saatlerinin oluşturulması. Çünkü kimisi okuldan geliyor hemen yiyor, akşam yemeğinde ben tokum diyor. Kimisi çok geç geliyor işten. Herkesin belirli ortak bir saat belirleyip bu saatte yemeğin yenmesi çok daha doğru olacaktır. Genelde çocuklar sebzeyi sevmez. Sebze sevmiyoruz diye bana da çok başvuran annelerimiz oluyor. Bu noktada tatlı tatlı onlara böyle anlatıyorum işte faydalarını, vitaminlerini, etkilerini ve her hafta bir sebze denemelerini istiyorum. Örneğin diyorum bu hafta ıspanak haftamız. Annenden 3 kaşık ıspanak deneyeceksin. Eğer beğenmezsen evet ben bunu sana yazmayacağım. Ama her hafta yeni bir sebze keşfetmesini istiyorum ki bu sayede evet kiloyu verdikten sonra da sebze sevmeye başlıyor çocuklar. Veya çocuklarınızla birlikte hazırlamak bir şeyleri, örneğin bir salatayı, bir yemeği çocuklarınızla birlikte yapmak, çocuğun o besini keşfetmesi de çok önemli çünkü. Birlikte zevk alarak, keyif alarak yaptığınızda çok daha eğlenceli hale geldiği için çocuk kendi yaptığını yemek isteyecektir aslında. Ve en önemli rol modeli aslında anne baba. Anne baba ne yaparsa çocuklar da onu yapıyor. Eğer ebeveynlerden birinin sebze tüketimi yoksa veya özellikle babalar bu konuda biraz daha rol model oluyor çocuklara. İşte sebze yemiyorsa çocuklar direkt o şekilde etkilenerek ben de yemeyeceğim, babam veya annem yemiyor diyor. İki ebeveyn de tabağını sebzesini alsın, en azından bir kişi yemiyorsa bile o sebze tabakta dursun ki çocukların en azından göz aşinalığı olsun. Arada abur cubur evet tabii ki çocuklar tüketmek isteyecektir. En azından bunun ev yapımı halini çocuklara sunarsak çok daha sağlıklı olacaktır. Ev yapımı kektir, ev yapımı börektir şeklinde ve çocuğu lütfen işte ödüllendirmeyelim. Ben seni hamburgerciye götüreceğim veya şu ödevini geçersen sana şu çikolatayı alacağım diye ödüllendirdiğinizde çocuklara aslında o paketli gıdaları daha da cazip hale getirmiş oluyoruz. Daha çok hani birlikte keyif alarak mutfakta yapabileceğiniz bir kurabiyedir, bir kektir, bir pastadır çok daha sağlıklı hale gelecektir. Tabii gün içinde de çocuklarımızı dışarıdaki Kesinlikle sevdiği bir spora yazdırabilirsiniz. Evet. Birlikte bir aktivite planlayabilirsiniz veya telefon tabletleri bıraktırıp kendi aile içerisinde bir oyun oynayabilirsiniz. Bunlar hepsi fiziksel aktivite anlamında arttıracaktır. Peki hocam, zayıflarıma ürünleri var. Aslında
hepimizin acaba ben bunu içersem zayıflar mıyım, hemen zayıflarım. Bu ürünler piyasada çok fazla. Evet, evet. Ve bunlar da tabii bilgi kirliliği oluşturuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu ürünlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Şöyle, genelde herkes en hızlı evet, zayıflama, hemen bir haftada şu evet. kadar kilo vereyim veya işte diyet listesi değil de bir ürün kullanayım hemen zayıflayayım hı hı. etkisi oluyor. Lütfen bu gibi ürünlere itibar etmeniz, özellikle piyasada çok fazla dönüyor. Çok işte fazla. Tozlar, haplar, evet. karışımlar, içecekler. Çaylar. Bunlar hepsi kas kütlenizi kaybettirir. Çok ciddi anlamda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ve böbreklerinizi kaybedebilirsiniz. En önemli aslında sağlık riski bu. Evet, en başında ben zayıfladım hiçbir şey olmadı siz de kullanın diye bir algı oluşturulabilir. Fakat bir 6 ay 1 yıl sonra bakıyoruz ki yavaş yavaş böbrekler iflas etmeye başlıyor. O yüzden kesinlikle zayıflama başlığı altında satılan ne bir ürün, ne bir toz, ne bir hap kullanmayın. Sağlığınız size verilmiş bir hediye ve bir kere veriliyor bu bize. Bunu kaybettiğimizde maalesef geç oluyor her şey için. O yüzden keyifli bir şekilde zayıflamak varken ve kalıcı olmasını istiyorsanız özellikle diyetisyen eşliğinde gelin bunu yapalım. Zor da değil, gerçekten kendinize inandığınız an başlayacağız ve tıkır tıkır zaten bir bakıyoruz. Sonuca ulaşmışız biz, ne kadar çabuk geçmiş ve ister istemez bir bağ oluşuyor aramızda. O kişiyle de karşıdaki danışanlarımızla da çok tatlı bir bağ oluşuyor. Ve o kadar çabuk geçtiğinde üzülüyoruz aslında. Birden bakıyoruz, korumaya alıyoruz. Lütfen o gibi ürünlere itibar etmeyiniz. Güzel bir şekilde birlikte zayıflayalım. Ve şu da var Büşra Hocam. Maalesef ki bu ürünlerin tanıtımını yapan insanlar da topluma mal olmuş. Ve örnek model olarak gördüğümüz ünlü insanlardan nihayetinde duyuruluyor. İşte o zayıfladı, o bu ürün içiyor, ben de içeyim, belki bana da iyi gelir. Yani biraz evet. da bu noktada da bilinçlenmemiz kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Öncelikle karşıdaki kişi diyetisyen değilse, beslenme evet. uzmanı değilse ve bir diploması yoksa kesinlikle itibar etmeyiniz. Gittiğiniz kişiden de emin değilseniz diplomasını görmek isteyebilirsiniz. Lütfen beslenme ve diyetetik okumuş kişilerden bu gibi hizmetleri alın. Bir diyet programı alın. Diğer türlü eğer bu işin ehli değilse sağlığınızı direkt riske atıyorsunuz. Direkt hastalıkları siz kendinize çağırıyorsunuz evet. aslında. O yüzden mutlaka diplomasına bakın diyorum bu konuda. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yine çok dolu dolu bir program evet, oldu. Evet, yine çok güzel mesajlar verdiniz. Ben teşekkür ederim. Ve ben de en önemli konuyu da sorup programı noktalamak istiyorum. Su tüketimi. Evet, aslında su bizim hayatımız susuz, evet. susuz hiçbir şey olmuyor. Bedenimizin temizlenmesi için, vücuttan zararlı maddelerin birikmiş olan toksinleri atabilmemiz için su mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Evet, kişiye göre yine miktarı değişiyor ama bir 8 bardak altına düşmememiz gerekiyor. Özellikle yaz aylarında evet tüketiyoruz fakat kış aylarında bu biraz daha unutuluyor. Veya gün içerisinde kişi çok fazla çay, kahve evet. içiyorsa o susuzluğunu biraz da olsa bastırıyor. Çoğu kişi diyor ki benim su tüketim alışkanlığım yok diyor. Bu gibi durumlarda içerisine böyle limonlar, naneler, değişik meyve parçacıkları attığınızda aslında aromalı bir su olduğundan dolayı daha kolay bir içilmesi geliyor. Yani gün içerisinde gözünüzün önünde olması, her saat başı böyle birkaç yudum aldığınızda bile bu size çok iyi gelecektir. Çünkü gün içinde kişi tüketmeyip akşam tüm su evet. tüketmeye çalışıyor ve ister istemez bir irite olabiliyor. En azından göz önünde o şekilde olduğunda tüketimi daha kolay olacaktır. Ama az önce çok güzel bir konuya temas ettiniz. Güne suyla başlayın dediniz. Güne suyla başlayalım. Bir suyla başlayalım. Uyandıralım çünkü. Evet ben uyandım kalktım sen de uyan artık diye başlayıp kahvaltımızı edelim. Ve vücudumuzun en çok da su ihtiyacı var. Kesinlikle. Özellikle vücudumuzda akneler varsa, cildimizde akneler varsa düzenli su içme alışkanlığı kazandığınız zaman cildinizin ne kadar güzel olduğunu, pürüzsüz olduğunu göreceksiniz. O yüzden sağlıklı bir yaşam için bol bol su içiyoruz. Bol su içiyoruz hocam. Kesinlikle. Çok tekrar çok teşekkür ben ediyorum teşekkür güzel mesajlarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Tekrardan altını çizelim. Lütfen diyetisyen eşliğinde evet. gelin. Birlikte zayıflayalım. Sağlığınızı riske atmayın hiçbir şekilde, hiçbir ürün kullanmadan doğru bir şekilde zayıflayalım. Ve kişiler lütfen rutin muayenelerini, rutin check-up'larını yaptırsınlar.
ki herhangi bir sağlık sıkıntısı çıkmasın. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis çok önemli her türlü konuda. Evet, erken teşhis hayat kurtarır diyoruz bizler de. Büşra hocamıza, kıymetli diyetisyenimize çok teşekkür ediyoruz. Beslenmeydi bugün konumuz sevgili izleyenlerimiz. Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Ben de değerli hocamıza Büşra Çengel'e çok teşekkür ediyorum. Röportajlarımızda az sonra sizlerleyiz. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, şu anda kıymetli hocamız Büşra Çengel'le yaptığımız röportajımızın ardından misafirlerimizle röportajlarımıza devam edeceğiz. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz, halkımıza soruyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, konumuz bugün diyet, beslenme, çocuklarımızdaki beslenme alışkanlıkları, diyetimize, beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz, yediklerimize ne kadar dikkat edebiliyoruz? Aslında etmeye çalışıyoruz ama iki tane çocuğum var. Birisi 15 yaşında, birisi 5 yaşında. Dikkat etmeye çalışıyorum. En fazla dışarıdan tüketmemeye, evde yapmaya çalışıyorum. Çalıştığım için dikkat etmeye çalışıyorum ama inşallah başarıyorumdur. Çünkü zaten kendim diyabet hastası olduğum için her şey yasak. Evet. Kesinlikle yasak yani. Kendinizi nasıl koruyorsunuz diyabet hastalığında? Makarna, pilav kesinlikle yasak. Makarna yemiyorsunuz. Kesinlikle şekerli şeyler. Ayran. Evet. Ondan sonra tabii ki yiyebiliyorsun canın istiyorsa. Az bir şey. Azar azar alıyoruz. Tatlı çok mu istedi? 3 tane yiyeceğime 1 dilim. Yani aslında bu şekilde. Diyabetin diğer bir adı da sağlıklı beslenme diyebiliriz. Aynen. Sık az. Sık sık yemek az az. Yani öğün sabah yiyorsan tekrar yiyebilirsin, tekrar yiyebilirsin ama azar azar. Evet. Çok yani az yani böyle. Öğünlerinizi atlamıyorsunuz, ara öğünleri yiyorsunuz ama azar azar. Evet, sık sık da su, bol bol da su tüketiyorum. Ayran içiyorum. Her şeyin bir zararı vardır. Ne derler? Çoğu zarar, evet. Azı karardır. Gerçekten öyle. Çok fazla yediğimiz zaman mutlaka bir yerden bir rahatsızlık olabilir. Şişkinlik oluyor. Tabii şişkinlik ki oluyor. Rahatsızlık oluyor bağırsaklarda falan. Yani çok fazla hamur işi, fast food, dışarıdaki şeylerden sakınmamız gerekiyor. Bol bol sebze. Rokayı çok seviyorum mesela. Her gün roka tüketiyorum. Kıvırcık. Bunlar da tabii ki fazlası zarar. Azar azar tüketmek gerekiyor. Ben kızıma mesela diyorum ki brokoliye ağaç diyorum. O şekilde ağaç diye bellemiş, o şekilde yiyor. Ağaç yemek istiyorum diyor. Brokoli. Ondan sonra karnabahar. Taze fasulye. Barbunya'yı hiç sevmezler çocuklar. Bamya'yı pardon. Bamya'yı bile yapıyorum. Yediriyorum. Yemeksiz bırakmıyorum onları. Ama çok aşırı makarna pilav yapmıyorum evde. Çünkü kendim de yemekhanede çalıştığım için artık tamamdır. Yemeği enerjide hale getiriyorsunuz çocuklar. Aynen. Yeter yani. Makarna pilav da ben de usandım artık görmekten yemekhanede. Tabii ki eğlenceli hale getiriyorum. Fasulyenin çok güzel, yararlı olduğunu, besleyici olduğunu. Benim kızım, artık küçük kızım, yemek faydalıdır diyor. Bu ağaç faydalıdır diyor. Onu söylüyorum, öğretiyorum. Hani Allah'a şükürler olsun, sağlıkları da saatleri de yerinde. Ben aileden kalan bir şeker hastalığı, doğuştan gelen olduğu için bu şekilde devam etmedim. Tabii ki, tabii ki. Dikkat ediyorsunuz, yediklerinize dikkat ediyorsunuz. Evet, aynen, aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Peki burayı neden tercih ettiniz? Kızımı getirmiştim göz muayenesi için. Kendisinin gözlük takıyor 3,5 yaşından beri. Bir de kendim görüneyim dedim. Hiçbir şeyim yok. Sadece bir kere baktım, iğneyi ipliği geçiremiyorum. Neden olmasın? Bir muayene ettireyim kendime dedim. Yani sonuçta bir zarar olacak bir şey değil. Var mı bir şeyim, yok mu öğreneyim. Ben her ay bir kendimi hastaneye gelip muayene ettirmeyi severim yani. O yüzden ona da bir geleyim görüneyim dedim. Var mı yok mu? Siz bilinçli bir insansınız. Tabii ki. Yani giderim. Erken teşhis hayat kurtarır. Aynen, giderim yani. O yüzden ihmal etmem. İhmal etmek istemediğim şeyleri. Eğer ki bir yerim ağrıyor, baktırırım yani. Nedir sonuç? Geçen midem ağrıyordu. Hiçbir şekilde şey yapmadan ana sağlık ocağına gittim. Midemde bir ağrı var, yanma var. Nedir dedim. İlaç verdi. O geçmezse endoskopiye git. Dahiliyeden randevunu al. Git dedi, baktır dedi. Şu an ilacı kontrol altında kullanıyorum. Geçmezse hastaneye gidip tekrar bir mide kontrolü yaptıracağım. Çocuklarım da aynı şekilde. Kesinlikle ihmal etmem.
Yani çünkü sağ olun, teşekkür ederim. Hepimize sağlıklı günler diliyoruz o zaman. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz beslenme. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Yediğimiz gıdalar bize ne kadar faydalı? Çocuklarımızı nasıl büyütüyoruz? Beslenmelerine nasıl dikkat ediyoruz? Sizden de dinleyelim efendim. Ben 5 seneye kadar çok dikkat etmiyordum. Allah ne verdiyse can boğazdan gelir deyip yiyordum. Ama 5 senedir çocuğum endokrin hastası oldu. Onun için artık hani çok çok ileri derecede bilinçli besleniyoruz. Onun için çok çok dikkat ediyoruz. Yani onları gördükten sonra mecburen can boğazdan geliyormuş ama can da boğazdan gidiyormuş, yani onu gördüm. Peki diyetinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Bir gün mesela mutlaka herkese birer yumurta haşlıyorum. Sayılı sayıda, belli sayıda zeytinli, peynirini, domates, roka, kıvırcık ne varsa onları koyuyorum. Hani çocuklarımı da yemesi için hep yönlendiriyorum. İşte çok faydalı, şöyle olacak, böyle olacak anlatıyorum. Yani şey yapıyorum. Arada bir hani süt, ada çayı gibi saat 10'da tüketiyorum. Ondan sonra 12'de normal Allah ne verdiyse yine sebze yeme, kıymayla falan yapıyorum, etle ne olursa. Yine bir 3'te ara öğün yapıyorum. Ondan sonra 6.30-7 arası akşam yemeğimi yiyorum. Ondan sonra bir daha 9 gibi 9-9.30 arası bir ara öğün yapıp bitiriyoruz. Yani o şekilde gidiyor. Atlamıyorum. Çok bir yer dışarı çıkmayacaksam, acil bir işim yoksa atlamıyorum. Hep düzenli gidiyorum yani. Çünkü sıkıntılarını yaşıyorum. Peki hekim kontrolünde mi bu bilgilere sahip oldunuz? Evet, hekim kontrolü. Ben dedim ya, çocuğum endokrin hastası. Biz endokrinine gidiyoruz. Endokrinden dolayı bu şekilde düzenli götürmeye başladık. 5 senedir böyle gidiyoruz. 5 seneye kadar Allah ne verdiyse gidiyorduk. Pilav, makarna hiç ayırt etmiyorduk ama 5 senedir tamamen karbonhidrat bitti gibi diyebilirim. Hayatımızda hep yeşillik, protein, o tarz şeylere dikkat ediyoruz. Evet. Peki şu anda da bulunduğumuz Avrasya Hastanesi'nde de tedavi için geldiniz. Evet. Muayene için evet. Geldiniz. Peki neden burayı tercih ettiniz? Burayı tercih etmenizdeki amaç neydi? Ya ben hamileliklerimde buraya kadın doğumla başlamıştım. Ondan sonra bir rahatsızlık oldukça buraya geliyoruz. Alışkanlık gibi bir şey olur artık. Aile hastanemiz. Çocuklarım da, kendim de, eşim de burayı tercih ediyoruz. Peki nasıl, memnun musunuz hekimlerinden? Evet, memnunuz. Memnunum yani. Gerçekten memnunum hekimlerinden. Kendim, kızım da işte kontrole getirdim. 6 ayda bir göz kontrolü vardı. Onun için geliyoruz. Göz rahatsızlığı. Evet, göz rahatsızlığı vardı ama kulak burun boğazına da getiriyorum çocuğumu. Sürekli geliyoruz. Çocuk doktoruna da buraya geliyoruz. O burası aile hastanemiz. Evet, aile hastanemiz. Diyorum ya, doğumla başladım. Çocuklarım ikisinin burada şeyleri başladı. İlk hamileliğimden başladım. Doğurana kadar, büyüyene kadar burada devam ediyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz beslenme, diyet. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Bir de sizden dinleyelim. Siz kendinizin beslenmenize ne kadar dikkat ediyorsunuz? Çocuklarınızı nasıl büyüttünüz? Öğrenebilir miyiz efendim? Yani çok fazla bir dikkat etmiyoruz ama geleneksel olarak beslenmeye çalışıyoruz. Evet. Yani çok fazla yememeye çalışıyoruz. Aşırı yememeye çalışıyoruz. Peki bir gün nasıl besleniyorsunuz? Yani kahvaltımıza özellikle her gün kahvaltı yapıyoruz. Evet. Güne başlamadan kahvaltı. Önce. Yani günde 3 öğün, öğle yemeği, akşam yemeği. Akşam yemeği tabii biraz bizim geleneksel şeyimizde geç oluyor. Evet. Onu erken yapamıyoruz. En çok şikayet ettiğimiz konu da o. Çoğunlukla ev yemeklerini tercih ediyoruz. Tabii ev yemeklerini, evet. Yani arada bir tabii kebap türleri oluyor. Ya biz eti seven bir toplumuz. Eti çok severiz, çay tüketimi çok fazladır. Yok, onu yani çay çok fazla, kahvaltı da içiyoruz. Evet. De gün içinde 3-5 tane, fazla değil. Şeker kullanıyor musunuz? Şeker, evet, maalesef. Yani eskiye göre azalttık ama yine de kullanıyoruz, evet. Bundan sonra daha da azaltırsınız diye düşünüyorum. Yani evet, gün geçtikçe azaltmaya çalışıyoruz. Peki şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Neden burayı tercih ettiniz? Öğrenebiliriz. Kızım da sağlık sektöründe. Onun tanıdığı hocamız
tavsiye üzerine mi geldik? Evet, tavsiye üzerine geldik. Nasıl, memnun kaldınız mı? Tabii tabii, çok çok memnunuz, evet, hocamızdan. Hocamızdan. Uygulamadan. Hizmetten mi? Bütün yani personelden çok memnunuz, evet. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, size. Sağ olun. Evet efendim, geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Bugün konumuz beslenme. Beslenmemize dikkat edebiliyor muyuz? Ediyoruz işte, belli. Ya belde fıtık 3 kere ameliyat oldum olunca, hareketlerim kısıtlı. Kısıtlı olunca da böyle bir hareket olmayınca yediğim maşallah biraz da kollamıyorum, gidiyor. Dikkat etmiyor musun? Ya ne kadar edebiliyorum ki evin içinde. Hep evin içinde kedi gibi gezersen ne olacak? Hareketsiz bir yaşam. Yaşam tabii. Evde. Devamlı tabii. Onun için veremiyorum. Mamalar filan aldık ama hiçbir şey fayda etmedi bana. Yine geldiniz. Ona geldim bir arada. Sonra bıraktınız herhalde. 9 kilo verdim, 9 kilodan sonra veremedim. Bir daha, ama o zaman 2 ameliyatlıydım. Platin konduktan sonra hiçbir daha veremedim. Platin var. Ekmeği mi çok yiyorsunuz? Onu da fazla yiyeyim. Yani bir dilim yerim ama hareketim hiç yok. Mesela bir bulaşık yıkarım, giderim 10 dakika, yarım saat yatarım. Giderim bir yemek korum, giderim yarım saat yatarım. Öyle kilo alınmaz mı? Devamlı dinlenme halindesin. Hani ev içinde geziyorsun, başka bir hareket yok. Yürüyüş falan yok. Hayır, hiçbir şey. Evet. Arka arkaya ameliyatlar işte, ne bileyim şimdi beyimde böyle karmakarışık bir şeyler olduk. Şu an beyniniz rahatsız. Evet, kendim de rahatsızım ki. Biraz. Tabii canım. Eşiniz de rahat. Yani. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şu anda Avrasya Hastanesi'nde. Evet, evet. Günleri Avrasya Hastanesi'nde yapıyoruz. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Güler yüzleri, iyi, bize iyi muamelelerinden yüzünden tercih ettik. Hele Fatma Hocam, Allah bin kere razı olsun. Kızlarım çok tatlı. Evimde gibi hissediyorum burada kendimi. Gerçekten. Çok mutluyum. Burada olduğum için bak... Verdiler serumlarını, bak başka yere de yatırabilirsin dedi. Ben burayı tercih ettim. Kalsın. Gözüm arkada kalmıyor. Rahatım. Rahatsınız. Evet. Kendinizi burada güvende mi hissediyorsunuz? Evet, güvende hissediyorum tabii. Tabii emin ellerdeyim çünkü. O yüzden de alın. Evet. Gerçekten buraya geldiğimi rahatlıyorum. Mesela telefon ediyorum Fatma Hocam'la. O anda açamazsa sonra o beni açıp arıyor. O beni çok motive ediyor. O kadar rahatlatıyor ki. Hasta-hekim ilişkisi çok önemli. Evet. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ ol yavrum, sağ ol. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Ve konumuz diyet, beslenme, yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Özellikle şekeri az bıraktım. Tuzu minimuma indirdim. Ekmeği bıraktım. Ekmek yememeye gayret ediyorum. Alternatif ekmekler kullanıyorum. Mesela çavdar ekmeği gibi. Sonrası en önemlisi gece 8'den sonra bir şey yememek. Özellikle meyve türü şeyler de yememek, evet, lazım. Bol bol su tüketmek. Özellikle sabah aç karınla bayağı bir su içmek bayağı iyi geliyor. Yani 15, 16, 17 kilo verdim. Çok güzel. 6-7 ayda. 6-7 ayda o. Evet. 15-16 kilo verdim. Evet, çünkü kilo verince insanın özgüveni de oluşuyor. Kendine ayrı bir benimsemeye başlıyor. Ama gerçekten birincisi şeker. Evet. İkincisi de ekmek. Zaten 3 şeyden uzak duracağız. Yani hamurlu şeylerden. Şekerden. Beyaz şeker, tuzdan. Ondan sonra dediğim gibi yani ekmek çok önemli. Bir de gece yememek. Yani gece yemediğin sürece gerçekten mide de rahatlıyor. Evet. Yani miden çok rahat oluyor. Sonra da şey oluyor yani, kilo vermeni sağlıyor. Bol bol su tüketmek lazım. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Sizin de hastanız var anladığım kadarıyla. Geçmiş evet, olsun tamam diyoruz. Neden hastanızı bu hastaneye getirdiniz? Vallahi kanser, şöyle söyleyeyim, doktor tavsiyesiyle getirdik. Evet. Yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden, yani son evreni olan kanserlerin burada daha iyi bakılacağını, ışık tedavisi göreceğini söylediler.
Tavsiye üzerine geldi. Tavsiye üzerine geldi. Şu anda memnunuz. Evet, memnunuz. Yani hizmetinden de memnunuz. Nasıl? Neyinden memnun kaldınız? Yani hastayla ilgileniyorlar. Hastayla ilgilendikten sonra temiz yer, sağlıklı yer, yani hijyenik bir yer. Hastayla da ilgilendikten sonra zaten insanın önemli olanı o. Çünkü biz hastamız için buradayız. Evet. Hastamız önemli. Yerin temiz olması, hijyenik olması, hastayla ilgilenmesi, hemşirelerin devamlı gelip gitmesi, doktorların doğru şekilde bilgilendirmesi bizi mutlu ediyor tabii. Evet sevgili SRT televizyonu izleyenlerimiz, beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Vatandaşlarımıza soruyoruz efendim. Bebişimiz var maşallah. Ne güzel gözlerin var öyle senin. Efendim bugün konumuz beslenme. Diyetimize ne kadar dikkat ediyoruz? Yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Çocuklarımızı beslenmelerine ne kadar dikkat ediyoruz? Sizden öğrenebilir miyim? Elimizde geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz tabii ki. Yemek ürünlerinden sabah kahvaltısında yumurtayla, yoğurtla besleniyor kızım. Öğlen kemik suyundan gereken çorbalar yapılıyor. Akşam yemeğimiz çok nadir ya makarna olur, ya köfte olur, ya da sulu yemeğimiz falan olur. Yer. Güzel bir beslenme için elimizden geleni yapıyoruz. Yani anne yemeği yediriyorsun. Anne yemeği yediriyorum kesinlikle. Dışarıdaki ürünleri tavsiye etmiyorum. Kendimiz de kullanmıyoruz. Benim kız çok ayrancı olduğu için ev yoğurdundan ayran yapamıyoruz. Daha doğrusu içmiyor. Biraz dışarıdan ayran alıp içiriyoruz. Başka da dışarıda bütün ürünlere şeyiz yani, karşıyız. Alınmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de tabii gıdalarınıza dikkat ediyorsunuz. Tabii tabii gıdamıza dikkat ediyoruz. Zaten hastalıkların ortada belli. Çok çoğaldı. Kayınvalidemin hastalığı, obezite, kanser. Tabii tabii tabii. Kayınvalidem zaten 3 yıldır rahatsız. O 3 yıldır biz neyin ne olduğunu anladık. 3 yıldır besinlerimize çok dikkat ediyoruz. Evet, yediklerimize dikkat ediyoruz. Evimize aldığımız eşyalara dikkat ediyoruz. Her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Evet, kayınvalidenizin rahatsız olduğunu belirttiniz ve şu anda da burada yatıyor. Evet, burada yatıyor. Burada yatıyor. Kanser hastası kendisi. 3 yıldır ama şu anda durum kritik. Bekliyoruz. Peki neden burayı tercih ettik? Neden burayı tercih ettik? Çünkü buranın hocası çok tavsiye edildi bize. Kayınım buranın hocasıyla görüştü. Kendisinin bilgili olduğunu ve kayınımla görüştükten sonra burayı tavsiye ettiği için geldik biz buraya. Evet, evet, evet. Peki geldiğinde memnun kaldınız? Kesinlikle çok memnun kaldık. 15 gün oluyor kayınvalidemin burada olması. Memnun kaldık. Bir sıkıntı yok. Personellerin davranışı, hasta ekibi ilişkisi? Yok, şu ana kadar bir şikayette bulunmadık biz. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Şu anda iyi gidiyor. Herhangi bir sorun yok. Bir bayan olarak hijyeni nasıl gördünüz? Hijyeni temizliği benim geldiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla hijyende hiçbir sorun yok. Güzel, memnunuz yani. Size tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet, 15 gündür buradayız. 15 gündür gördüğümüz her konuda memnunuz. O yüzden tavsiye de ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, bu hafta konumuz beslenme. Yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Fazla dikkat etmiyoruz ki, her şeyi yiyoruz işte, her şey hormonlu. Yediğimiz hepsi, bir bakıyorum dolapta her şey büyümüş hani. Biber alıyorum, bir bakıyorum dolapta büyümüş, salatalık aynı. Hay nasıl besleneceğiz ki? Doğru düz beslemiyoruz. Peki geçmişte nasıl besleniyordunuz? Geçmişte ben çocuklarımı hep emzirdim. 2 yaşına kadar emzirdim. Anne sütü daha verdim. Evet. Maşallah şimdi de iyiydiler, büyüdüler. Hani güzel besledim onları. Hiç kendimi sonra yemeklere başladım, yedirdim hani. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. İlk defa geliyorum ben. Evet. O da gördünüz peki? İyi, güzel ama ben eltim hasta ya, bugün geldim öyle. Evet. Baktım güzel. Bir program yok hani, güzel. Hani sürekli bakılıyor mu eltiniz? Güzel bakılıyor yani. Bugün geldim. İyice bilmiyorum hani. İyice ben söylesem yok yani. Bugün geldim. Güzel bakıyorlar. Hemşirelere de iyidir. Geliyorlar, başvuruyorlar. Serum falan. Çağırdığı zaman hemen geliyorlar.
O yüzden tavsiye edersin. Evet. Tavsiye ederim hani. Ne olsa buraya gelirse güzel hani. Güzel bir hastane. Şimdiye kadar gelmemiştim. Bundan sonra geliriz gideriz hani. Evet efendim, bu hafta programımızda beslenme var. Peki Gizem'in beslenmesine nasıl dikkat ediyorsunuz? Ve Gizem de çok güzel maşallah. Gizem'in sürekli tabii dikkat ediyoruz beslenmesine. Kilo almaması lazım. Evet. Ekmek yemiyor Gizem, sadece ekmek yemiyor. Ama çok az, çok az yer. Fazla zaten yemek yemez kendi isteğiyle. Öyle düzenli bir diyetimiz yok. Ama sağlıklı besleniyor. Tabii tabii, öyle her şeyi yemez ama güzel yer yani. Güzel yer. Yeşillik. Yeşillikle fazla aramız yok. Meyve? Meyve yer. Gizem'in bu güzelliği anneye bağlı. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama şunu söylemek isterim. Ben iyi ki kızımı dünyaya getirdim. Çok mutluyum. Çok akıllı, çok zeki bir kızım var. Ya benim yoldaşım. Eşimden sonra yoldaşım yani, eşim, kızım, başka da diyeceğim hiçbir şey yok yani. Dünyanın. Bir tane zaten evladım var. Bilmiyorum, iyi kim gelmiş dünyaya yani. Evet, şu anda hastaneye geldik. Hastaneye geldik ve buranın hocalarımız, personeli, bütün çalışanlar için özellikle tabii bizim hocalarımız, Ayşegül hocamız var, Türkan hocam benim geldim, Koray hocamız var, Kemal hocamız var. Daha sayamadığım hocalarımız. Hocamız neydi? Bütün hocalarımız, hepsinden çok memnunuz. Aile olduk burada. Müdürlerimiz çok iyi. Orçun Bey'imiz var, Hasan Bey'imiz, iki tane Hasan Bey'imiz var. Çalışanlarımız, personeller, hepsi çok iyiler. Hepsinden memnunuz. Hepsinden çok memnunuz. Bir aile gibi olduk burada ve çok da güzel karşılıyorlar. Yani çok da güzel karşılıyorlar. Bütün doktorlarımız burada. Ve tabii böyle güzel bir hanımefendi güzel karşılamamak mümkün mü? Bakar mısınız Gizem'in tatlılığına? Öyle mi Gizem? Evet, öyle. Üniversiteye gidiyorum, açık öğretim. Tebrik ediyorum seni. Sağ olun, teşekkürler. Gizem, annen çok fazla yemek yemiyor dedi. Çok fazla ekmek yemiyor dedi. Evet. Sağlıklı besleniyor Gizem dedi. Evet. Aynen, aslında ekmek yemiyorum. Hani aramıyorum ekmeği. Olsa da olur, olmasa da olur. Pek bir şey değişmiyor. Ekmek yemeden de doyabiliyorum aslında. Kendine dikkat ediyorsun. Yani aynen. Ekmek yemediğim için dikkat etmiş oluyor. Yani aynen. Az yediğimiz zaman kendimizi daha iyi hissederiz ya. Aynen öyle. Tabii daha rahat oluyor. Sindirimi daha rahat oluyor en azından. Oturduğum için daha rahat ediyorum. Yani diye o diye beslenmemi idare ediyorum şimdilik. Kendine de iyi bakıyorsun, mutlusun da. Tabii tabii, mutluyum. Niye olmayayım? Tabii ki mutlu olacağız. Aynen. Ne kadar hayata pozitif bakarsak hayat o kadar güzel gelir bize. Tabii aynen çok öyle. Çok güzel. Aynen. Bak annen ne diyor Gizem, hayatıyla çok çok barışık. Tabii, mutlu olunca stres de olmuyor en azından. Stres olmayınca hasta da olmuyoruz. Evet, hasta da aynen. Peki Gizem, şu anda biz Avrasya Hastanesi'nin şu anda kapısının önündeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Öncelikle doktorları çok iyi. Doktorlar iyi, personel, ablaların, abilerin ilgilenmeleri çok iyi. Hani dediğimiz gibi, annem de dediği gibi, biz bir aile olduk aslında. Bu hastaneyi zaten tercih etmemizin sebebi, ailemizi tercih ediyoruz aslında. Hastanenin tercih etmemizin sebebi bu. O yüzden. Peki, biz de sana geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Ne mutlu ol Gizem. Bu gülen yüzün, gözlerin hiç solmasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizim çok tatlı bir İstefan hocamız var. Çok tatlı. Öyle kadın doktor hocamız var, İstefan hocamız. Hem güler yüzüyle, hem esprisiyle, hem dört dörtlük bir hocamız. Onu da tabii atlamamak lazım. Bilmiyorum. Çok, hepsinden çok memnunuz. Ama Estefan Hoca'ya da ayrı ayrı bir teşekkür ederiz. Evet. Biz programımızı bu güzel aileyle noktalayalım sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz. Gizem, elini bana ver, enerji alalım senden. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Programımızda bu hafta beslenme konusunu işledik. Ben öncelikle Büşra Çengel hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel ailemize, Gizem'le de programımızı noktalayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor
hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.